genel anestezi gerekiyor mu burada? Hayır hayır. Aslında var ya, normal bir dolgu kadar basit şu anda diş hekimliğinde implant. Ya zaten biraz sonra açacağım ben. Klasik yöntem var. İşte diş etini açarak ameliyat gibi. Ama şu anda lazerle artık anında bir dakikada yapılabiliyor. Ya onu burada da teknolojiden faydalanıyorsunuz. Tabii tabii. Peki hocam, artık soralım yani, nasıl yapılıyor bu implant? Nasıl evet. yapıyorsunuz? Şimdi, kimlere yapıyorsunuz? Evet. Diyelim ki diş eksikliği var. Bu hastaya indikasyon koyduk. Buraya diş yapacağız. Güzel. Şimdi normal yöntem, eski yöntem, klasik yöntem, diş etini açıyoruz, flap kaldırıyoruz ve orada kemikte bir delik açıyoruz, implantı oraya koyuyorduk eskiden. Şimdi de çok yaygın yine böyle kullanılıyor ama diş hekimliğinde de bütün diğer teknolojilerde olduğu gibi her şey gelişiyor. Lazer. Yani eskiden kazıp bir şeyi içine sokuyordunuz. Evet. Şimdi bir delik lazerle oraya oraya oturtuyorsunuz. Şeye benziyor, çok benzetiyorum ben. Gözdeki eskiden ameliyatlar çok yıpratıcıydı. Yani hastanın günlük hayatını çok etkiler. Bir ay, iki ay hastanede yatar. Çünkü bantlar, işte sargılar falan. Şimdi bir göz ameliyatı oluyoruz, lazer kullanılıyor. Aynı gün normal hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi eski yöntemde anlattığım gibi flap açılır, dikiş atılır, bitirilirdi implant. Ve birkaç ay beklenirdi. Şu andaki teknolojide lazerden faydalandığımız zaman yumuşak doku lazeriyle diş etini açıyoruz. Ondan sonra sert doku lazeriyle bir yuva açıyoruz ve oraya implantı koyuyoruz. Hı hı. Eğer kemik müsaitse tabii şartlar. Tabii burada görüntüleme sistemleri çok önemli. Evet. Yani orada hekim bu işlemi yaparken bu şeydeki ürolojideki kapalı ameliyatlara benziyor. Yanınızda nasıl orada kameralar işte ekranda görebiliyorsanız evet. bizim meslekte de RVG dediğimiz görüntüleme sistemleri var. Nedir hani küçük, hocam bu RVG? Küçük röntgenler var ya, onun ekranda yansımış büyük görüntüsü gibi. Ama anında görüyorsunuz. Hemen çekiyorsunuz, görüyorsunuz. Neredeyim, nereye geldim, sinirin neresindeyim, işte sinüse ne kadar yaklaştım. Burada çok önemli sinirler değil mi? Mesela implantta evet, o kökün sinirlere gelmemesi, hani burada ehil insana güvenebilmek lazım. Evet. Tabii, bu dediğim yöntem, ona ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bakın, bu kapalı yöntem biraz tecrübe ister tabii. Yani Avrupa'da da yani çok daha eski değil yani, birkaç yıldır uygulanan bir belli bir tecrübe isteyen bir yöntem. Lazerle yapıyorsunuz, göreceksiniz neredesiniz, nereye geldiniz, implantı nereye kadar sıktınız. Onun için teknolojiden faydalanmak lazım. Yani sadece panoramik röntgenle bu kapalı sistem implantı yapamazsınız. Buna lazer implant diyoruz, immediate implant diyoruz. Yani anında yapıyorsunuz, beklemeden. Anında yapıyorsunuz, burada kanama da yok. İyileşmesi hemen, bir aynı gün üstüne diş yükleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Hastanın beklemesine gerek yok. Hayır yani. Gerek yok, bu sistemde yok. Yani tabii şartlar, endikasyonu dört dörtlük olmalı. Yani kemik müsait olacak. Kemiğin altyapısı kalitesi, sağlam olacak. Evet, evet. Mesafesi uygun olacak. Çalıştığınız zaman teknolojilerden iyi faydalanacaksınız. İşte her çene yapısına uygun mu? Mesela küçük bir çeneye ya da işte kemik erimesi olmuş bir çene. Küçük deyince kendisini gösteriyor. Yan yana bağırınca benimki biraz büyük de yani. Küçük ve büyük farkı var mı? Evet. Şimdi yani tabii dediğim gibi görüntüleme sistemlerinin önce bir endikasyon. Mesela sistemik hastalık olmayacak, 18 yaşından küçük olmayacak. Yani ergenlik dönemini, evet, çağını tamamlamış evet, evet. olacak. Mesela şeker hastalığı, kan hastalıkları. Bunlar çok önemli. Bir de sigara. Yani sigara implantın düşmanıdır. İnsanın düşmanı. Ya bravo, çok güzel söylediniz doktor bey. Yani eğer implant yaptıracaksak ve çok sigara içiyorsak çok zor. İkisi bir arada olmuyor. Ne açıdan olmuyor. Zor hocam? Pardon? Ne açıdan zor? Hasta implant yaptıracağı evet. zaman sigarayı bıraksa mesela. Kesinlikle bırakması lazım. Bir de beslenme de çok önemli. Yani sonuçta bu şeye benziyor. Bir çiçek ekiyorsunuz. Bu ekiyoruz, diş ekme diyoruz değil mi? Hani bir çiçek ekiyorsunuz. Bunu sulamak lazım, gübre vermek lazım, bakmak lazım, konuşmak lazım değil mi çiçek? Bu da böyle, implantı da yani bakımını, fırçalamasını, beslenmesini çok iyi yapması lazım kişinin. Aynı zamanda da o zeminin önceden implanta uygun halde olması lazım. Mesela yani, nasıl? Yani şöyle, kemiğin kalitesi, kemiğin mesafesi. Bak siz dediniz ya küçük. Mesela eğer çok belli bir milimetrenin altındaysa olmaz. Oraya sinüs lifting yapabiliyoruz mesela. Veya oraya kemik yükseltiyoruz. İşte greflerle, kemik grefleriyle yükseltebiliyoruz. Ama tabii o daha uzun bir süreç alıyor. Ama 5-7 milimi geçtikten sonra implant rahatlıkla yapılır. Evet, 7 milimi geçtikten sonra evet. implant yapabiliyoruz evet. dedi hocamız. Peki ne kadar kalıyor bir implant? Yani yaptık, bitti mi? Ömrü. Konu kapandı mı? Evet. Yok, aslında hiçbir şey sonsuz değildir. Evet. Yani şimdi yani
kendi ana dişlerimiz sonsuz mu? Değil. Hayır. Öyle nasıl ama onları mesela 10 yıllık periyotta yenilemeniz gerekir. 5 yıllık periyotta tekrar öyle değil. Yaptırmanız gerekir öyle değil. Diye bir şey yok burada. Ana diş gibidir bu. Çünkü biz bir şey yaptırdık artık o noh yaşayalım istiyoruz. Yani ana dişler de öyle. Yani hiçbir zaman sonsuza kadar kullanmıyoruz ki. Ha bazen ölünceye kadar kullanan hastalar var. 10 yıl, 15 yıl kullanan hastalar var ama yani 5-7 yıldan sonrası artık şey, yani 5 yıldan aşağı kalmaz bir implant normalde. Ama uzun yıllarda kalabilir ağızda. Uzun yıllar ağızda kalabilir. Evet. Peki bir kereden fazla implant yapabilir mi? Evet. Şimdi eğer ağızda hiç diş yoksa bu dediğim yöntemle, çünkü orada dokulara tahribat yapmıyorsunuz, çok hızlı çalışıyorsunuz. Bir implantın yapma süresi 2-3 dakikaya düşüyor. Dolayısıyla bir üst çenede mesela 8 tane implant öneririm ben. 6 üst çene 16 implant, hiç dişi yoksa hastanın. Yani bu 2 seansta yapılabilir. Ya 16 implantı birden 2 seansta bitirebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Çünkü teknolojiden faydalanıyor her şeyde olduğu gibi. Yani kazıp işte oraya bir implantı yerleştirelim yok. Lazerle oraya anladığım kadarıyla tahribat da yok. Tahribat yok. Dolayısıyla iyileşme süreci iyi. Bravo. İşte bu. Zaten lazerin değdiği yerde iyileşme çok hızlı. Yani. Hocam burada şey de devreye girer. Yani mesela şunu düşünüyorum. Yaşlılar özellikle diş kaybını çok fazla yaşıyorlar. Ve hani takma diş kullanırdı işte yaşlılarımız. Bir türlü oturmuyor çeneye, problemler yaşıyorlar. Bu lazerle olan sistem acaba onlar için de kullanışlı olur mu? Şöyle söyleyeyim. Yani dünyada en yaşlı implant yaptırmış kişi... rekorlar kitabında işte 96 yaşında falan. Düşünün yani. Eyvah, biz o yaşı görebileceğiz mi acaba ya? Yaşı ama şey yapılmış yok. İşte bak çok yapıl- güzel. Bir o yaşta güzel implant bir yapılıyor. Evet, evet. Çünkü yaşta, genelde evet. Bakış açısı hep hekimlerin yani genel olarak demeyeyim de yaşlılara bir şeyler yapılırken tamam klasik yöntemlerle devam etsinler hayatlarını. Hayır ama kullanamıyorlar. Sonuçta onlar da bir hayat yaşıyorlar. Daha sağlıklı yani ve konforlu daha iyisini... yaşamak varken. Konforu aynen artırıyor değil mi? Tabii. Yani sağlık evet mutlaka tabii ama konforu daha çok artırıyor. Şimdi protez kullanıyorlar zaten ağırlığı yani, var. Allah evet kimseyi mecbur etmesin o protezleri kullanmaya. Altına yemek kaçar, oynar, kahkaha atarsınız hareket eder. Yani zordur. Öyle kullanmak. Video var ya, izlediniz mi? Öyle yaşlı bir teyze mumları üflerken dişler ağzından. Ya yazık ya. Evet evet. Öyle. Zaten bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Bari dişlerinden rahat yani, etsinler evet, diyorum ben. Yani ömrünün sonunda en azından mutlu yaşamak. Konforlu yaşamak. Evet. Evet. Yediklerinden tad almak, çiğneyebilmek. İyi de bir yatırım olabilir yani son evet safhada. Peki vücudun implantı kabul etme durumu nasıl? Yani bu bir yabancı madde. Evet. Sonuçta sabit yapıyoruz, çıkarmıyoruz. Yani vücut bunu reddedebilir mi, atabilir mi bunu? Şimdi dediğim gibi baştan endikasyonlarını iyi koyduğunuz zaman o hastalıklar, işte evet analizler, şunlar. Onlar güzel yapıldıktan sonra röntgen, 3D görüntüleme sistemleriyle, kemiğin kalınlığı, falan, her şey iyi hesaplandığı zaman... İmplantın kabul etmeme durumu yok. Hı, güzel. Yok. Çünkü titanyum vücutta en iyi uyum sağlayan metal. Evet. Bugün vücudun herhangi bir bölümünde bir protetik şey yapıldığı zaman titanyum kullanılıyor. Dolayısıyla ağızda da implant titanyum mükemmel sonuç veriyor. Yani öyle kabul etmeme diye bir şey yok. Ha, orada enfeksiyon tabii devreye giriyor. Bazen enfeksiyondan da kaybetme. Ama lazer devreye girince enfeksiyon da hemen hemen yok gibi. Evet. Lazerin dediği yerde enfeksiyon olmaz. Çok küçük yani küçük bir zarar vererek ortaya. Aynen öyle doktor bey. Aynı sizin dediğiniz gibi burada dokulara minimum zarar, tahribat olduğu için iyileşme çok hızlanıyor. O implantın dokularla kaynaması çok hızlanıyor. İşte aslında teknolojinin gelişmesi ve lazerin bize sağladığı güzel bir imkan. Ehil ellerde de bu yapıldığı zaman. Evet. Yani biraz tecrübeli bir şey olması. Yani sonuçta iyi böyle olur, evet, kapalı kutular içinde bir işlem yapıyorsunuz. Bütün evet bu skopik girişimler böyledir. Yani bir de hasta baygın değil. Nasıl yapıyorsunuz hocam? Gerçekten sonuçta bir stresli oluyor mu? Acı oluyor mu hocam? Bir dakika. Ağrı var mı? Bakın bir dolgudan daha basit yani şu anda. İnanın diş hekimliği çok gelişti. Teknolojiler çok gelişti. Mesela dolgular lazerle dolgu. O çürüğü lazerle temizliyorsunuz anestezisiz ve oraya dolgu yapıyorsunuz. O kötü ses yok değil mi ağzımızda yok böyle? Evet. Matkap işte sesleri onda yok ağzımızda. Ay, inşaat. Yani her şey çok gelişiyor. Teknolojiler de çok gelişiyor. İnsanların rahatı için, konforu için. Mühim olan insanın kendini geliştirmesi. Bravo hocam. Hani siz dediniz ya başta kişisel gelişim. Hocamın kişisel gelişim yönü burada ağır var. Yani işte odur yani bence hayatta insan kendini geliştirdiği zaman her konuda ne mesleği yapıyorsan onda en iyisini yapmaya çalışacaksın. Çalışacaksın, çabalayacaksın. Sonuçta hem kendin mutlu oluyorsun hem başkalarını mutlu ediyorsun. Zaten teknoloji gelişiyor, ilerliyor. Yani bizim bu teknolojiyi yakalamamız lazım. Evet. Evet. Çağ mesela, yakalamanız bu açıdan aynen çok önemli. Aynen öyle. Ben 83 mezunuyum ben. 1983. Eğer ben o zamanki hekimlik bilgilerinde kalsaydım
Ben bugün %90'ını yapmıyordum. Hekimlerin eğitimi hiç bitmiyor. Bakmak lazım, evet. Araştırmak lazım, çalışmak lazım. Yani bir talebe gibi, zaten hekimlerin, siz çok iyi bilirsiniz, şeyi bitmez eğitimi. Biz devamlı çalışırız, okuruz. Bu yeniliği yakalamak da güzel bir başarı yani. Evet, tatmin ediyor insanı. Yani daha zevk alıyor yaptığı işten.